İsrafı asgariye indirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak, atıkları değerlendirmek ya da geri kazanmak enerji verimliliğini beraberinde getiriyor. Ancak söz konusu olan ısıtmaysa eğer, ısı pay ölçer sistemi kullandığınız kadar ödemenize imkan sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Enerji verimliliği kanunu ile birlikte yasal bir zorunluluk haline gelen ısı pay ölçer sisteminin avantajlarını Eda Enerji'nin kurucusu Alper Akyol'la konuşuyoruz. İşi daha az enerji harcayarak yapmak enerji verimliliğinin en kısa tanımıdır. Gereksiz yanan bir lambanın söndürülmesi enerji tasarrufuyken, aydınlatma ihtiyacını gidermek üzere daha verimli bir lambanın tercih edilmesi enerji verimliliğine örnektir. En çok enerji tüketimi ısınmada gerçekleşiyor. Merkezi sistem ısıtma, bu gideri aşağıya çekme noktasında çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede yıllık 2 milyar dolar düzeyinde tasarruf edilebileceği düşünülüyor. Eda Enerji Genel Müdürü Alper Akyol, enerji verimliliği adına ısınmada mevcut durumu ve bu yapıda üstlendikleri sorumluluğu izah ederek söze başlıyor. 2000 metrekare ve üzerinde yaşam alanına sahip bütün konutlar, merkez ısıtma sistemiyle ısıtılacak. 2009'un 5 aralığından itibaren de yapılan, yani projelendirilen bütün konutlar bu sisteme göre, bu yasaya göre yapıldı. Tabii hükümetin bu konuda çok ciddi atılımları var. Enerjinin korunumu, tasarrufuyla alakalı. Bununla alakalı işte dünyada kullanılan bir takım örnek uygulamalar yavaş yavaş ülkemizde de uygulanmaya başladı. İşte bunlar nelerdir? Isı pompası uygulamaları, güneş enerjisinin daha çeşitli ve daha verimli kullanılması ya da kullanılan doğal gaz kaynaklı tüketim cihazlarının biraz daha tasarruflu, verimli hale gelmesi konusunda bayağı ciddi çalışmalar yapıldı. Özellikle bu 5627 sayılı yasayla binaların ısıtılmasına yönelik yönetmelikte ciddi bir tasarruf sağlandığını düşünüyorum. Biz de bununla alakalı olarak 2012 yılının sonu, 2013'ün başında işte sektörde bir ihtiyaç olarak firmamızı kurduk. Yasanın gerektirdiği şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Tamamen yasanın ilgili maddeleri uyarınca kullanılması gereken uygun, onaylı, Avrupa'da da onay görmüş cihazları kullanıyoruz. Bu şekilde enerji verimliliğine hizmet etmeye çalışıyoruz. Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde topyekün bir seferberlik başladı. 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu uyarınca 2020 yılına kadar enerjide dışa bağımlılığın %15 seviyesine düşürülmesi planlanıyor. Şantiye alanı görünümündeki ülkemizde yeni binalar bu hassasiyetle inşa ediliyor. İnşaat şu an çok ileri düzeyde devam ediyor. Toplu konut idaresinin yapmış olduğu 500 binin üzerinde konut var. Aynı zamanda özel sektörde de çok yoğun bir yapılaşma var. İstanbul'da ve hatta birçok ilde kentsel dönüşüm adı altında birçok yapılaşma var. Buna mukabil tabii bazı illerin belediyeleri de bu konuda şirketler kurmuş durumda. Bu inşaat ve kentsel dönüşüm için. Şimdi doğal olarak bunların tüm enerji tüketimleri hep merkezi sistem üzerinden yapılıyor ve bu yasayla tam bir uyum içerisinde gidiyor. Bizim hizmet sektörümüz ağırlıklı olarak inşaat. İnşaat ve bu inşaatta kullanılan merkez ısıtma sistemlerinde enerjinin verimli kullanılması üzerine. Bunları nasıl sağlıyoruz? Uygulamakta olduğumuz cihazlarla bir de tabii son tüketiciyi bilinçlendirerek enerji ölçüm ve tasarruf cihazlarını bu inşaatlara uygulayarak bunu yapıyoruz. Tabii bu inşaatın yapım aşamasında oluyor. Isı pay ölçerin çalışma sistemini de uygulamalı anlatıyor Alper Akyol. Daire önüne konulan kompakt bir sistemle bunu yapıyoruz. Merkezi sistemlerde yanan kazandan gelen sıcak suyla böyle bir kompakt sistem içerisinde dairenin kullanmış olduğu enerjiyi bu cihaz üzerinden ölçerek fatura paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda sıcak su üretimini de yapabiliyoruz bu cihazla. Daire kolektöründen dağılan sıcak suyu daire sahipleri içeride peteklerine gelen
suyu peteklerin üzerinde bulunan termostatik vanalar sayesinde kontrol ederek enerjilerini kısabiliyorlar. Bu kısma daire girişindeki bizim ölçüm cihazımızda tespit ediliyor. Ve insanlar yakmış oldukları enerji miktarını buradan hem biz hem kendileri görebiliyorlar. Ve bu sistemle birlikte aynı zamanda sıcak su, daireye sıcak su üretimini de sağlayabiliyoruz. Yani eski sistemde kullanılan kombinin yeni yasaya göre uyarlanmış bir şekli olarak da görebiliriz. Ve bir sonraki adım. Genel Müdür Alper Akyol, binalarda enerji verimliliğini ne şekilde sağladıklarını dile getiriyor. Bir, enerjiyi ölçüyoruz, iki, kontrol ediyoruz. Kontrol edemediğiniz bir şeyi ölçemezsiniz. Doğal olarak öncelikle insanlara, yani daire sahiplerine bu kullanmakta, daha doğrusu tüketmekte oldukları enerjiyi kontrol etme yetkilerini veriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Tabii ısıtmada biliyorsunuz peteklerle bunu sağlıyoruz. Ya da yerden ısıtma olabilir ya da farklı ısıtma şekilleri olabiliyor. Hepsine uygun değişik cihazlar var. Dünyada kullanılan termostatik vanalar var mesela peteklerin üzerine takılan. Bunlarla insanların kullanmakta oldukları ısınma enerjisini kontrol etmelerini sağlıyoruz. Yani ne kadar yakıyorlarsa o kadar ödüyorlar. Her odanın farklı sıcaklık değerlerinde ısıtılması bu sistemle mümkün kılınıyor. İçinde bulundukları odanın ısısını ilgili cihazlarla yükseltip kullanmadıkları odanın ısısını yasanın izin verdiği ölçüde minimum miktara getirebiliyorlar. Biz de bu kullanımlara bağlı olarak değişen enerji tüketimlerini kalorimetrelerimizle ölçüyoruz ve ilgili ildeki doğalgaz dağıtım şirketinin aylık olarak göndermiş olduğu fatura üzerinden bunları insanlara paylaştırıyoruz. Cihazlarımız bu ölçüde çalışıyor. Yapı, tasarrufu beraberinde getiriyor. Genel Müdür Akyol sağlanan faydayı örnekle açıklıyor. Biz uygulamalarımızda şunu gördük. Ortalama olarak %41 tasarruf sağlanıyor. Bunu şöyle özetleyebilirim, bir örnek verebilirim. Yapmış olduğumuz bir toplu konut uygulamasında bu uygulamayı yapmadan önceki blok başına gelen doğalgaz faturası yaklaşık 4500 TL civarlarındayken uygulamadan hemen sonraki ay aynı kullanım değerlerinde, yani insanların da konforunu etkilemeden 2700-2800 TL'lere kadar düştüğünü kendimiz gördük. Akyol, tüketici bilincine paralel olarak ısı pay ölçer sistemine talebin arttığı tespitinde bulunuyor. Bizi çok arayan oluyor. Bu sisteme geçememiş. Şimdi mesela şu anda yeni bir inşaat yapılırken zaten ilgili ildeki belediyeye projeyi onaylatırken belediyeler zaten buna bakıyorlar. Bu cihazları kullanıyor musunuz, bu tasarrufu yapacak mısınız diye. Tabii 2009'dan önce yapılmış bazı binalarda bu tarz sistemler yok. O nedenle insanlardan çok talep alıyoruz. Bize geliyorlar, bu sisteme geçmek istiyoruz, faydalarını bize anlatın diyorlar. Biz de gidiyoruz yerinde bir keşifle, insanlara da bu sistemi anlatarak bunlara geçmelerini sağlıyoruz. Genel Müdür Alper Akyol, hizmet profillerinin İstanbul'da sınırlı olmadığının da altını çiziyor. Türkiye'de inşaat olan her yerde bu yasa uygulanmak durumunda. Bu yasanın uygulandığı her yerde de biz varız. Yani Edirne'den Hakkari'ye, Türkiye'nin 81 ilinde bütün bu uygulamaları yapıyoruz. Müteahhitler, apartman yöneticileri, tüketiciler. Ne kadar fazla kişi sistemden haberdar olursa tasarruf o oranda artacak. Makine mühendisleri ilgili odasının bazı illerindeki yönetimleriyle anlaşmalı olarak firmalara eğitim seminerleri düzenliyoruz. Aynı zamanda müteahhit kısmı da bizden bu konuda talep edebiliyor. Çünkü bunlar da bu cihaz ürünleri özellikle satış argümanı olarak kullanmak istiyorlar. Biz de ilgili projelerdeki satış ekiplerini bu konuda yasanın ve cihazların kullanımı ve faydalarıyla alakalı seminerler veriyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde bu konuda çalışmalarımız var. Aynı zamanda dediğim gibi bu sisteme geçmeyip fakat sistem hakkında bilgi sahibi olmak isteyen site yöneticileri bize ulaşıyorlar. Biz de kendilerinden gerekli randevuyu alıyoruz. Sitelerinde toplu bir şekilde insanların, yani hane sahiplerinin de bulunduğu bir toplantı halinde bunları bu hizmeti sağlıyoruz.
Yani bu sisteme ihtiyacı olan, geçmek isteyen, ben de tasarruf etmek istiyorum ya da yaktığım kadar ödemek istiyorum diyen herkes bizi arayabilir. Sektördeki boşluğu görüp nitelikli bir ekiple yola çıkan firmanın hedefi Türkiye genelinde gücünü pekiştirmenin yanı sıra yurt dışına da açılmak. 2012 yılının sonunda sektördeki bir ihtiyaca binaen doğduk. Çünkü o kadar fazla ülkemizde inşaat, kentsel dönüşüm işi var ki burada da tabii sektörde yeteri kadar firma olmadığını düşündüğümüzden yola çıkarak biraz da biz müşteri odaklı çalışıyoruz. Yani hani bir farkımız olduğunu düşündüğümüz için gerek ve yeter şarttaki ekibimizle bu hizmet ihtiyacına binaen doğduk. Sadece 2020 değil ama işte önümüzdeki yıllarda çok daha büyümek hedefimiz. Daha çok insanımıza hizmet vermek ve bu konuda yasanın gerektirdiği işleri daha geniş bir platformda yapmak. Hatta daha sonrasında ileride yurt dışına da açılmak. Çünkü bu sistem yalnızca ülkemizde kullanılmıyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu sistemi kullanan var. Genel Müdür Alper Akyol sözlerini noktalarken, ısınmada %40 enerji tasarrufu sağlayan ısı pay ölçer sisteminin yaygınlaşmasıyla ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına da katkıda bulunacağımızın altını çiziyor. Türkiye genelinde özellikle de bütün bu inşaat ve yapılaşmada bu sistem yerinde doğru ekiplerle uygulandığında gerçekten ciddi rakamlara ulaşılıyor. Fakat şu anda mevcut inşaatlarla bu sınırlı. Dediğim gibi az önce de bu sisteme geçememiş, yasanın kendilerine yetişemediği bir takım siteler var. Onları da şiddetle bu yasayı uygulamaya, bu hizmeti almaya davet ediyorum. Çünkü gerçekten kendileri de bu sistemi uyguladıkları anda hemen ilk ayki faturadan itibaren, fatura diyorum çünkü aynı zamanda tüketim demek zorundayım, tüketime bağlı bir fatura çıkıyor. Bu tüketimi %30-%40 civarlarında kısabilme yetisine sahipler. Zaten kontrol edebildikleri her şeyi insanlar bir şekilde tasarruf ederler. Nasıl ki harcadığımız parada bir tasarruf yapıyor isek, kullandığımız enerjide de bu tasarrufu kesinlikle yapmalıyız diye düşünüyorum. Sadece kendi cebimiz için değil, ülke için de çok faydalı bir şey. En azından dışarıya bağımlılığımızı azaltmada oldukça önemli bir faktör.